Evet, herkese selam. Tekrar yeni bir türle karşınızdayım. Bugünkü türümüz kuzu göbeklerinin yakın akrabalarından sahte kuzu göbeği Verpa bohemica. Şöyle yakından almaya çalışalım. Evet, köküyle koparabildim. Bilimsel ismi Verpa bohemica. Affınıza sığınarak söylüyorum, bilimin ayıbı olmaz. Verpa, penisten gelen erkeklik organı demek. Bohemica ise bugünkü Çek Cumhuriyeti sınırlar içerisinde eski bir krallık Bohemya'da, yani oraya ait bir mantar atıfta bulunmuş. Türkiye'de biz buna sahte kuzu göbeği diyoruz. Şimdi şurada bir tane daha var, onu da alayım. Sonra üzerinde biraz çalışalım. Bu sefer kamera ayağımıza almadık. Şöyle iki tane yeterli gelir. Hatta şurada bir tane daha varmış. Evet. Şöyle 3 tane topladık. Şöyle ilk bakışta kuzu göbeğini anımsatır. Hatta çok benzer. Ayrıcı özellikleri nedir diye sorarsak, bakın ilk başta en belirgin özelliği, şu anda şu sapı tutuyorum. Çok hiç güç kullanmadan, gördünüz mü? Yani buna tebeşir gibi kırılma değil de aklınıza gelecek en zarif şekilde, sapı çok zayıftır. Bu biraz daha büyük olsa şu şekilde yaptığımda kırılabilecek kadar zayıf bir sapı vardır. Birincisi o. Ama her şeyden önemlisi, biraz zorlanacağız tabii. Yanımızda şeyimiz yok. Şöyle bakalım. Her şeyden önemlisi, bu mantarın ayrı bir şapkası vardır. Sadece en uç noktadan, bakın çok kolayca da sap şapkadan ayrılır. Sadece uç noktasından, en tepeden çok az tutar ve çok kolay ayrılır. Bakın bunu da deneyeceğiz. Şöyle yapalım. Sap o kadar kırılgan ki. Heh, gördünüz mü? Çıktı. Bakın. Gördünüz mü? Sapasağlam bir sap ve bu şekilde bir şapkası vardır. Hiçbir kuzu göbeğinin şapkasını bu şekilde ayıramazsınız. Yarım şapkayı dahil. Verpaların en büyük ayırt edici özelliği budur. İki türü var. Verpa konika, onun şapkası daha dar. Bir de Verpa bohemica, bu tür. Kuzu göbeğiyle birebir aynı içeriğe sahiptir fakat lezzet olarak çok gerisindedir. Ekşi bir tadı vardır, ciddi ekşidir. Bunu haşlayalım da ekşiliği gitsin diye düşünürseniz bir o kadar daha ekşir. Onu da hatırlatayım, ben denemişim çünkü. Ekşiliği gitsin de bir lezzet alayım diye uğraştım, iyice haşladım. Ekstra ekşi oldu, öyle böyle ekşi değil yani. Limonun da 2-3 katı ekşiliğinde bir ekşiliği oldu. Bunu da aynı şekilde tüm morchellalar gibi, kuzu göbekleri gibi iyi pişirip buharını solumadan tüketebiliriz. Ben çok tercih etmiyorum, denedim. Öncelerden videom da vardır, tadına baktım. Böyle tereyağında 5-10 dakika hafif tuz atarak sotelediğimizde yenilebilir. Ama bu ekşiliğini gurmelerin işi tabii o, veya şeflerin. Bu ekşiliğini nerede kullanabiliriz diye belki özel yemeklere yakışabilir, bilemiyorum. Ama çiğden salataya falan kullanamayız. Çünkü bu mantar çiğ zehirler. Aynı Morchella sendromu gibi insanı zehirler. Ama haşlanıp da o ekşiliğiyle alakalı salataya kullanılabilir. Ekşili bir şeylerde kullanılabilir açıkçası. Bir başka özelliği de şimdi göstereceğim. Bakın bunun şapka içi böyle yünümsü, pamukumsu bir doluluktadır. Tam dolu demiyoruz ama pamukumsu bir malzemeyle doludur. Kuzu göbeklerinde ve yarım kapak kuzu göbeklerinde ise tamamen şapka dahil bomboştur. Kokusu ayırt edici değil. Ama böyle kurumuşlar vardı az önce. Biraz yaşlanmışlar. Kötüye doğru bir kokusu var diyebilirim yani. Yoğun. Kötüye doğru bir kokusu var. Ama ayırt edici bir kokusu yok. Verpa ile alakalı çok büyümez demeyeceğim. Çünkü yaklaşık 20-25 santim sapında olan kocaman verpalar buldum. Şapkası da zannediyorum 6-7 santimi genişliğini çapı geçmez. Bu şekilde uzun saplı. Sahte kuzu göbeği. Verpa bohemica. Bununla alakalı da yine aynı şekilde aynı ortamlarda, aynı habitatta yetişir. Yani gene dere kenarları, karışık kavak ağaçlarının olduğu yerlerde çürümüş yaprak çöpleri ve kumlu toprak aynı kuzu göbeği gibi. Yani burada bunu değil de Morchella esculenta'da toplayabilirdik ama yıllardır test ettiğim bir yer. Burada hep verpa oluyor. Demek ki bir şekilde Morchella esculenta burada yetişmeye uygun değil. Bu mantar hakkında da sizlere bilgi vermiş oldum. Sağlıklı günler dilerim.